yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. Hasankeyf'e doğru gidiyoruz dostlar. Hasankeyf'te bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Yılın bu mevsiminde Hasankeyf ne kadar keyifli. Tabii bu bombozuk yolda benim sesim ne kadar videoya çıkıyor onu da hiç bilemiyorum. Evet, kamerayı Tolga'ya çevirince Tolga konuşmaya bir başlıyor, merhaba demeye fırsat kalmıyor. Tabii yola bakmaktan bana bakamadığı için de işaret edemiyorum. O yüzden araya giriyorum ve merhaba diyorum. Merhaba. Güzel manzarayı göstermeden de geçemiyorum tabii ki. 10 metre sonra yol asfalt değiştiği gibi hemen gürültüsüz bir ortamla tekrar Tolga'ya dönüyorum. Az önce lafını böldüm. Asfaltın kameraya yansımasını izliyorsunuz şu anda. Sessiz, sakin, gayet huzurlu. Evet, şimdi yolumuz Hasankeyf. Karşıki dağlar karlı karlı. Bakalım, odun stoğumuz yok. İnşallah Hasankeyf'te odun verecek birilerini buluruz ya. Köylülerden falan isteriz artık. İnşallah bakalım. Ta. Köprü ekleri. Evet, hiç sevmediğimiz yerlerden biri. Arkadaşını gördüğüne çok sevindi. Dur, gel aşağıya, dur, gel. Geri gel. Gel. Geri gel, geri gel. Dur, delirme, dur. Dur. Bekle, bekle. Bekle. Hey Max, hey Max. Bak, bak, bak. Hey. Çok sevindi. Bu açıdan sanki suyun üstünde duruyormuş arka taraf gibi ama tabii ki öyle değil. Çok güzel bir yer bulduk. Kapılar, kapılar. Kapı manzaramızı dışarıdan göstereyim bu sefer. Max gelirse. Gel bakayım Max. Evet, sabah manzaramız böyle olacak. Evet, sabah manzaramız böyle. Bu arada gördüğünüz gibi zemin aslında düz değil, düzlükle alakası yok. Ama bizim bunun için bir formülümüz var.
Ben yakından göstereyim, sen dışarıdan çekime devam edersin. Formülümüz 10 air suspansiyon. Şimdi burayı 40'a ya da 60'a kadar çıkaracağız. Burası da 30 ya da 40'ta kalacak. Böylelikle dengelenmiş olacağız. Evet. Bu duyduğunuz süspansiyonun kompresör sesi. Ama ben sizi doğaya doğru kaçırayım. Pır 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 sestense. Buradaki kuş sesleri daha güzel bence. İşte bu manzarada bol bol drone uçurabiliriz. Karşı tarafın ışıklandırması çok güzel gözüküyor ama şu anda kameradan gözükmüyor. Biraz daha hava kararınca tekrar çekeceğim. On le met au congèle comme ça c'est bien bien froid. Ouais. Et on peut se refaire un petit feu avec des petites recettes et on achète du bon pain, ouais. On fait comme ils ont fait quoi. Ouais. Parce que ça rend tellement bon. Sabah misafirleri Menkse bakıyorlar. Merhaba. Merhaba sucuklar. O yenmez o. O yenmez. Pişt. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa. Aa. Yenmez araba. Araba yenmez. Merhaba. Merhaba. Arabayı yemeye çalışıyorlar. Evet. Arabayı yemeye çalışıyorlar bebeğim. Arabamızı yiyorlar. Bu arada hepinize güneşli bir günden merhaba. Günümüz keçilerle başladı. Sucukları yukarıdan çekeyim dedim. Terasa çıktım. Dicle Nehri'nin hemen yanında bir konum bulduk. Karşısı Yeni Fırat. Orası inşaat halinde. Müze vesaire. Yeni Fırat değil. Ne orası? Halfeti. Halfeti. Evet, Halfeti o taraflar. Şu tarafta eski Halfeti. Halfeti Kalesi vesaire komşularımız. Şurada da bir vadi var. O vadiye yürüyeceğiz bugün. Halfeti değil orası. Hasankeyf. Aa, Hasankeyf. Bütün video yanlış oldu şimdi. Evet, ciddiyetle de anlatıyorsun bir de. Evet. Günaydın. Günaydın. Bir yanlışı düzeltmek uğruna uykudan uyandım. Tolga deminden beri sizi Halfeti diyor. Rüyamda gördüm de kalktım. Oo, ben Fırat'tan girdim. Oo Fırat, Halfeti sen. Çok yanlış yerde kaldın. Burası Dicle. Evet, evet. İkisi de nehir. Evet, biri Halfeti, birisi Hasankeyf. İkisi de batık şehir ama ikisi de başka yerler. O zaman günaydın. 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 Karavanımızı bu açıdan hiç görmediniz. Şimdi ışıklar yıkanıyorsa demek ki bir hareket söz konusu. Daha yeni gelmiştik halbuki. Daha yeni gelmiştik, evet. Ama nereye gideceğiz? Dün aslında gitmek istediğimiz noktaya varmadan önce arkadaşları gördüğümüz için burada kaldık. Şimdi Hasankeyf miydi kız orası? Onun için durdun değil mi? Neresi orası? Hasankeyf. Doğru söylemişim. Ben niye beni çektiriyorsun? Hayır, ben bir şey yapamadım. Sen sabah yanlış söyledin. Şimdi doğru evet. Mu söyleyeceksin bu sefer diye bakayım. Sabah ayılamamışım ben demek ki. Hasankeyf Kalesi'nin o taraflara falan gideceğiz. Aslında bulunduğumuz bölgeden sahil tarafından böyle kıyıdan kıyıdan yürünebiliyor ama ileride bir çoban ağılı var.
Dün arkadaşlar yürümüşler ve iki tane saldırgan köpek de denk gelmişler. O çobanları, evet, sürüyü koruyan köpek de denk gelmişler. Sürünün bölgesinden geçmek zorundasın. Yani ağın yanından geçmek zorundasın buradan yürümek için o tarafa. O yüzden boş olsun, hayvanları tedirgin etmeye de gerek yok. Evet. O yüzden havlaşıp fırlaşmaya da gerek yok. Ya tek sıkıntı yolun stabilize oluşu ve çok dik rampalara sahip oluşu. Ekstra mazot yakmamak için ben gitmek istemiyordum o tarafa araçla ama arkadaşlar gidecekmiş, dedik hadi biz de onların peşine takılalım. Ondan sonra biz de devam edeceğiz. Falan bahsettik. Dediler ki o zaman beraber gidelim. Yolda kalırsak birlikte kalmış oluruz dediler. Onun için şimdi o tarafa doğru hareket edeceğiz birazdan. Evet. Bulaşıkları hallettiğim gibi. Hazırlanıp yola çıkıyoruz. Sonra muhtemelen buraya geri döneceğiz ve drone görüntüleri çekeceğiz. Bir de yine keyif yapacağız. Ondan akşam sonra keyif zamanı. Akşam çok güzel yaktık. Çok kısaca çektim ben görüntüleri. Hı hı. Akşama yine burada oluruz büyük ihtimalle. Ya da belki daha güzel bir manzara görürsek orada da olabilir. Evet, her an her şey olabilir bu videoda. O yüzden çok dikkatli izlemeye devam edin. C'est là pour la zone de l'Ac, c'est super joli. Tu vois vraiment la colline et tout de fleurs dedans. Really nice. Avec les décors derrière, les fleurs et tout. Sanki evde böyle bir tur rehberimiz var.
çocuk. Bizimle beraber geziyor bu arkadaş da. Hadi yürü, geliyorum. Neyin üzerinde? Duvarın. Evet, gördüm şimdi. On va voir là-haut. J'ai pris la fière. Non, aussi. J'ai pris là, j'ai pris là. Ouais, on va aller là-haut, quoi. Ok, we go. C'est moi qui... Kemal iyi geçer yani, dedim. Derim kanlı. Bu taraflara yolmuşlar sen. Yok yok, bekliyoruz yani. Sakin alın. Yok, o da bekliyoruz. Okay. Hasan keyfi gezerken burada DSİ Devlet Su İşleri yani baraj yapımında görevli arkadaşlarla karşılaştık. Yetkililer bize burası hakkında bolca bilgi verdiler. Nasıl bulduğumuzu sordular. Bu arada bununla ilgili birkaç bilgi daha vereceğim ama sonra. Önce gezelim, her yeri görelim. Sonrasında detaylı bilgileri anlatacağım Hasan Keyif'le ilgili. Bu tekne turları karşıdan geliyor. Un café. Ouais, dis-le, ça va être un... La porte ouverte a ruiné l'histoire. Chardin, Chardin. They're very funny. Yes. We got Bangor. Yeah, it's cold now. Ve otoparkında kalabileceğimizi, su bulunduğunu söylediler. Sanki ilk dizisi sona erdi. Bilgilendirmeler az sonra. Evet, Hasan keyfi gezdik geldik. Biraz fazla yorulduk, çok dolaştık. Belçikalı arkadaşlarımızla birlikteyiz hala. Tolga ve onlar şu anda tavla oynuyorlar. Ben de akşam için yemek hazırlamaya içeriye girdim. Max de içeride dinleniyor. Çünkü dışarıda keçi sürüsü var. Ve keçi sürüsünün yanında köpekler var. Ve Max çok yorulduğu için içeride dinleniyor benimle beraber. Değil mi kuzum? Bu durumdan da hiç memnun değil. Max, bana yardım edecek misin? Hayır, tabii ki etmeyeceksin. Direkt kapıya gidiyorsun değil mi? Yoğurt yemek ister misin? Hı? Yoğurt vereyim mi sana da? Çocuk yoğurdu çok seviyormuş. İster misin? Evet, hamurumuz hazır.
bir yarım saat kadar bekleteceğiz. Sonra Rumkale'de yaptığımız gibi susamlı, çörek otlu pişi yapacağız. Arkadaşlar hep oldu, pek özdü. Bakalım, inşallah geçen seferki gibi güzel kabarırlar. Unumuzun kalmadığı ve aslında farklı tarifle yaptığım bir tarifi yeniden deniyorum. Susam ve çörek otu. Evet, burası hazır. Hemen size de gün batımını göstereyim mi? Air süspansiyonumuz orada çalışırken dengelesin ortamı. Evet, hemen Tolga'yı yardıma çağırdım. Evet. Çünkü yağ biraz fazla eğimli. Gezip geldikten sonra dikkat etmedik ona. Dışarıda vakit geçiriyorduk. O yüzden şimdi benim işimi kolaylaştırmak için. Hemen Tolga bana yardıma geldi. Ben de pişirmeye başlıyorum. Yine çok güzel kabarıyorlar. Evet. Çok güzel oluyorlar. Arkadaşlar, o kadar öldün ki. Evet. Şimdi beklentiyi çok yükselttim ben. Çünkü çeviri yaparken Gülden'in hamur işi deyimini Fransızca'da şey yaptı, makarnaya çevirdi. Ondan öncesinde de patates kızartmasına çevirdi. Çok algılı anlaşamadık. Ben de dedim ki onlara, bana güvenin dedim. Sorun yok dedim. Peki dediler, şimdi kötü olursa Gülden'den, iyi olursa benden. Her şeyi ben yapıyorum sanki. Ama olsun yani. Sen, elin zaten senin çok güzel. Yanlış mıyım arkadaşlar? Bakar mısınız nasıl kabarmış? Bir maşallahınızı alırım. Bir de beğeninizi alırım. Oho, dağ gibi dizmiş yine. Evet, oraya yerleştirmek zorunda kaldım. Çünkü ellerim çok aşırı unlu olduğu için. Hamurlu yani. Evet. Her yeri elleyemedim. Biraz da yakmışım gibi sanki. Yok, çok güzel. Çok güzel, nam nam. Nam nam. Onlar da Gülden'in elini temizlemesi için hazırda bekleyen ıslak mendiller. Evet. Onlar ne öyle diye düşünebilirsiniz şu anda şurada. Tolga'nın bana yaptığı güzellikler. Şunları da alayım da öyle yıkayım ellerim, değil mi? Evet, bence de. Yapma, ağır olmuş. Okay. Yeah. No, not bad. Not too bad. Yeah. Oh, it smells so good. Yeah. Ha, keçiler geliyor yine. Geliyorlar mı? Evet, tepeden birkaç tanesi gözükmeye başladı. Keçi komşular. Keçi komşularımız var burada. Evet. Mükemmel bir Hasankeyf gününden, sabahından diyordum az daha. Merhaba diyecektik ki diyemedik. Neymiş o? Böcek. Çünkü Gülden'i böcekler sardı. Bacağımda böcek yürüyordu da. Hasankeyf'te böcek istilası. Bahar geliyor haliyle. Güneş çıkmaya başlayınca, havalar ısınınca doğa canlanıyor yeniden. Evet. Çok güzel bir yerde kaldık. Kalıyoruz. Evet, kalmaya devam ediyoruz. Hasankeyf'i ziyaret ettik. Belçikalı arkadaşlarla gezdik, tozduk. Çok güzel eğlendik. Çok güzel vakit geçirdik. Evet. Ama onlar yollarına devam edecekleri için onları uğurladık. Uğurladık ama bir başka dost geldi. Aynı gün İtalyalı arkadaşlar geldi. Evet. Biri gitti, diğeri geldi. Dün de onlarla sohbet ettik güzel güzel. Evet. Hatta dün biz onlarla sohbet ederken motosikletiyle hemen arka tarafta arkadaşlarıyla çay içen bir arkadaş arkadaşlarının birinin motosikletini alıp bu tarafa doğru gelmiş. Onunla biraz sohbet ettik. Ufaklıklar geliyor. Ama neyse, Max'e bir şey yapmazlar. Ondan sonra onunla da biraz sohbet ettik. Onu soframıza davet ettik. Buyur otur dedik. Sohbetimize davet ettik. Ama arkadaş maalesef bizim
yaklaşık 7-8 yıldır kullandığımız sandalyeyi yırttı. Emekler sandalyemiz dayanamadı arkadaşın ağırlığına. Evet. Sandalyelerimizden biri Mefta. Evet, şimdi uzun zamandır aslında değiştirmek istiyoruz sandalyelerimizi. Fakat fiyatlar maalesef buna müsaade etmiyor. Evet. Gittiği yere kadar kullanırız diye kullanırken dün bir tanesi Mefta oldu. Aynen. Hatta bir tanesi aslında Arsuz yolu üzerindeki bir konakladığımız videomuzda bir tanesinin evet. Civatalarından biri patlamıştı. Onu çiviyle düzeltmiştik hatırlıyorsanız. Çivi çıkmıştı, evet. Şartları zorluyoruz ama bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Ya bir aklımıza... de şey çok enteresan. Normalde böyle katlanır sandalyelerin ek yerleri vardır direklerinin olduğu yerde ve oradan yırtılır. Ama böyle değil. Gösterir şimdi. Böyle cort diye ortadan. Kumaş ikiye bölündü. Çok nizami yırtıldı. Yani evet. Bilemiyoruz ne yapacağız. Makrem yaparız ona ya. Şimdi Tolga makremeden bir şeyler yapmaya çalışır mı? Ben bunu dedi. Belki yaparız. Ben bitti demeden bitmez. Bakalım öyle bir deneyeceğiz. Onunla uğraşacağız bugün birazcık. Evet. Bugün hafta sonu. Biraz belki şey olabilir buraya gelen giden olabilir diye düşünerek çok çekime girmeyecektik aslında drone evet. Görüntüsü falan için hafta içini bekliyoruz ki sakin bir görsel oluşturabilelim. Arabalar gelmeye başladılar bile. İşte sürüler geliyor geçiyor falan. Bugün sandalye olayına evet, gireceğiz. Sandalye olayına gireceğiz bugün bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya onu da size an ve an aktaracağız. Hadi şu çıkalım hadi o zaman. Gidelim. Bu arada hava acayip güzel. Tam ben diyecektim. Farkındaysanız tişörtlerleyiz. İki gündür. Yani bir, iki video önce izlediğiniz soğuktan donduğumuz ve önceki videoda da aynı şekilde yine montlarla böyle kendimi sara sara gezdiğim günlerin ardından çok bir şey geçmedi aslında. Sadece iki gün geçti. Hadi gidelim. Sandalyemizin kumaşını göstermek istiyorum. Evet. Şöyle geçeyim de gözlem gelmesin. Gördüğünüz gibi arka ek yerinde direkt ya şöyle sanki bir yırtılma şekli yok. Gibi. Böyle cart diye yırtıldı. Evet. Ne yapacağız? Ama, bir şeyler yapacağız. Yani ömrünü çoktan tamamlamıştı dediğimiz gibi. Bakalım bir şekilde bir şeyler çözmeye çalışacağız. Evet. Olmasa da canım sağ olsun. Yani. Yedek sandalyeler var. Evet şu an üstünde oturduğum. Şimdilik. Bu arada bu sürülerden birkaç tane var. Bölgede. Evet. Oo burada da bir ipucu varmış oldum. Yaptığımız taşlar gözüktü. Ha. Çok anlaşılıyor mu bilmiyorum ama. Sonu anlaşılıyor. Onları drone görüntüsünde göreceksiniz. Bakalım sandalye çalışmaları nasıl gidiyor Cem Bey? Gölgem geliyor bir saniye. Güzel gidiyor. Yerleştireyim. Şöyle. Şu kendi şurası var ya. Evet. Onu kullanıyorum. Geri kastırma yapmasın diye. Buralar böyle saçaklı olacak. Ondan sonra şimdi de şuradan şu tarafa doğru örüp dolduracağım arayı. Denedim taşıyor. Taşıyor derken? Beni taşıyor yani. Ha bu haliyle taşıyor bir de. Evet bu haliyle taşıyor. Bak. Çok da şey yapmasan mı? Yok çok şey yapmıyorum şöyle kastırarak da. Oo. Tamam çok esnetme. Bak ayaklarım yerde. Evet. Esnetme istiyor şimdiden. Hayır geri. Geri Tolga'yı doluyorsun. Geri. Çık geri. Oynayamayız şimdi. İş yapıyorum iş. İş yapıyorum. Kolay gelsin canım. Teşekkürler canım. Nasıl gidiyor? Bakalım sandalyeye. Güzel. Oo, şöyle değişikli bir şeyler. Olimpiya evet. Keçilere. Olimpiya keçileri ve inekleri fark etti. Evet içeriden bağırıyor. Vav 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 vav. Arkadaşlarım bir Rottweiler köpeği var. Peki bizim kuzu ne yapıyor? Bizim kuzu buradan keçileri izliyor. Sıramızın her zamanki gibi efsane. Muhteşem bir gün batımı. Sandalyenin son hali.
Böyle bakınca denizmiş gibi gözükmüyor mu? Denizi özlememizi Dicle Nehri'nin kıyısında gideriyoruz. Burada da başka bir su işleriyle uğraşan müdür var. Su işleri müdürü. Evet. Hortumumuzu kaybedince, daha doğrusu Huni'mizi, böyle bir Huni yaptım. 2,5'luk pet şişe şu malzeme. Pet şişeyi kıvırdım. Elektrik bandıyla bantladım. Şuraya yerleştiriyorsun. Bak böyle sabit duruyor. Oh, mis gibi. Evet. Sonra, hadi şu açıdan yapayım. Sonra, bir dakika. Biraz dönmüş. Evet. Şunu da buraya dayıyorsunuz. Böyle döküyorsunuz. El yapımı. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. Taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. Taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Kurbağa. Kurbağa ya. Evet. Vrak vrak vraklıyor. Karavanımız nerede biliyor musunuz? Tam şurada bir yerde. Biraz dedik yürüyelim. Hadi çıkın.
Bugün hava sıcak ama evet, nispeten daha insancıl, yakmıyor en azından. Biraz rüzgar var. Evet. Umarız drone görüntülerini de beğenmişsinizdir bu arada. Evet, manzaranın tamamını. Müthiş görünüyordu yani manzara çünkü. Evet, eski Hasankeyf maceramızı umarız beğenmişsinizdir. Kısacık bir şeyden bahsedecek Gülden. Hasankeyf'in çok evet, büyük bir bölümünün sular altında kaldığından bahsediliyordu. İçeride çekim yaparken anlatacaktım ama şarjımızın bittiğini fark ettim ve şarj bitti o arada. Biz Hasankeyf'in eski yerleşimini oraya gezerken devlet su işleri görevlileriyle karşılaştık. Sağ olsunlar, bize çok fazla bilgi verdiler burası ile ilgili. Normalde interneti okuduğumuzda sadece %5 alanın sular altından kurtarıldığı yazıyordu ama aslında öyle değilmiş. Tarihi yapıların tamamını üst tarafa taşımışlar. Mesela Küçük Saray diye bir örnek var su kıyısında şu anda. Onu 6 metre yükseğe kaldırmışlar. Karşı tarafa türbeyi taşımışlar falan. Bayağı uğraş yapılmış yani bu bölgede. Evet, tarihi değerlerin hemen hemen hepsini taşımışlar yukarılara. Evet. Ve çok ciddi iş yapmışlar bunu. Hani binaları komple bütün halinde taşımayı başarmışlar. Evet. Bu konuda gerçekten kendilerini tebrik etmek gerekiyor. Bizim bulunduğumuz bölgeyle de araçla da gelebiliyorsunuz bu tarafa şu an için. Sonrasında ne olur bilemiyorum. Ama yeni Hasankeyf'e gelip karşı tarafa gelip tekne turlarıyla da o tarafı gezebiliyorsunuz. O da bir alternatif. Ve burası ile ilgili çok da güzel projeleri varmış. Gerçekleşmeden önce onları biz söylemeyelim. Gerçekleşir evet, gerçekleşmez bilemiyoruz çünkü. Gerçekten çok farklı bir atmosfere sahip bir evet, yer. Hele ki buradaki bu mağara evlerde ve mağaralarda bundan işte 20 yıl öncesine kadar, yani bu suların yükselme projesi çıkana kadar insanların yaşıyor oluşu bile gerçekten muazzam bir olay. Aslında suların tamamen yükselmesi 2020, çok daha yakın bir tarih. Ama öncesinde evet, mağaralar boşaltılmaya başlanmış ve karşıda gördüğümüz yeni Hasankeyf tarafı buradaki mağaralarda yaşayan insanlar için yapılmış evler. Evet. Oradaki mağaralardan karşıdaki evlere taşınmışlar. Güzel, farklı bir atmosfer. Çok farklı. Biz çok sevdik. Özellikle Dicle Nehri kıyısındaki bu görsel. Konaklayabildiğimiz bu ortam zaten efsane derecede huzurluydu. Evet. Buroyla ilgili şöyle bir dipnot vereyim. Normalde biz gece 12'den 1'den önce uyumayız. Özellikle ben hani çok az uyurum ama buraya geldiğimizden beri saat 9-9.30 dedi mi ben yamuluyorum. İnanılmaz uykum geliyor. Yani böyle mistik bir atmosferi var sanki. Evet, havası çok farklı buranın. Evet. Ve burada çok ilginç. Bak, Avrupa Birliği'ni yaşadık resmen. Evet, Belçikalılar, Fransızlar, İtalyanlar, İsviçreliler en son. İsviçreliler. Hiç Türk karavancıyla karşılaşmadık. Yerel halktan birkaç kişiyle tanıştık buraya gelen. Batmanlılar vardı. Evet. Onun haricinde dediğim gibi gayet Avrupa Birliği'ni yaşadık. Her milletten karavancıyla karşılaştık, tanıştık, aynen, hoş sohbetler ettik. Hepsine buradan bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederim. Evet, kendilerine çok teşekkür ederim. Hem hoş sohbetleri için, hem evet, güzel sohbetleri için, hem de güzel yürekleri için birçok hediye bıraktılar bize. Ya evet, biz onlara ikram, bilirsiniz Türk yani, halkında ikram etmek bir kültürdür. Duramayız kahve vermeden ya da yemeklerimizi paylaşmadan. Biz ne verdiysek bir iki katı fazlasını bize getirmeye çalıştılar. Ya da beraber yemekler yedik, beraber işte kahveler içtik. Manzaranın tadını birlikte çıkardık. Akşam ateşleri yakıldı. Çok aynen, keyifli bir yerdi orası bizim aynen, için. Yani unutulmazlar arasında bence burası. Kesinlikle unutulmazlar arasında. Ya ben çok fazla etrafa bakıyorum çünkü burada çoban köpekleri var. Meksi biz evet, biraz serbest bıraktık. Etrafımızda kimse yok diye ama arkamızdan bir sürü geliyor, ona tetikteyim ben de evet, o yüzden biraz fazla hareket halindeyim. Sürülerle birlikte 5-6 tane gezen çoban köpekleri var. İnsana zarar verir durumda değiller ama Max'e tepki verebilirler diye evet, tedirginiz tabii haliyle. Umarız beğenmişsinizdir Hasankeyf videomuzu. Umarız keyif almışsınızdır. Her geçen gün kaçak yolcularımızın azaldığını ama yenilerinin de geldiğini fark etmiyor değiliz. Lütfen videolarımızı beğeniyor ve yaptığımız işe destek vermek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı bizlerden esirgemeyin. Çünkü yorum yapan herkese birebir geri dönüş yapıyoruz.
Meksika mayanın dibine yaptığı için. O ses Max'in sesiydi arkadaşlar. Meksika mayanın dibine gelip size dedi. O da selam söylüyor. O zaman yeni bir macerada, yeni bir videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok süs ama ismi çocuk Tolga Güneş Mişer yer. Gölge arıyormuş. Şişeden değil, kapaktan içsen. Bu arada bu şişe Max'in şişesi. O yüzden ağzını, yüzünü, her yerini değdirebilir. Tamam mı?